Evet merhabalar ben Mucizevi Lord yeni videoya hepiniz hoş geldiniz. Bugün yeni fotoğraflara, yeni haberlere ve mucizenin bundan sonraki 5 yıllık planına bakacağız. Evet 5 yıl. Evet bu ne demek? 5 yıl sonra hala buradayız. O zaman ilk önce fotoğraflardan başlayalım çünkü pek bir şey değil bence. Bu fotoğraflar daha önce bize fragmanı gösterilmiş olan ve birçok spoiler yayınlanan Kıvamilerin seçimi bölümünden. İşte Marinette Adrian, Marinette, Adrian, bakışmalar, bu kadar. Muhtemelen sezon içinde en sevmediğim bölüm Kıvamilerin seçimi olacak. Çünkü çok fazla spoiler yayınlandı ve bu cidden sıktı. Şimdi ise önemli konulara dönelim. Şimdi ünlü bir mucize içerikleri üreten bir YouTuber mucizenin dublaj yönetmeni olan Ezra Vaysız ile bir röportaj yapmış. Ve röportajda Ezra Vaysız biraz spoiler vermiş. 5. sezon ve diğerleri hakkında. Şimdi ise onlara bakalım. Ezra size göre 5. sezon bir trafik döngüsü gibidir. 4. sezon sezon finalinden sonra olaylar yönünü değişir. Yani buradan anlayacağınız şey 4. sezondan sonra olayların yönü değişiyor. İşte bu kadar. Başka bir şey yok. Ki bunu biz zaten biliyoruz. 5. sezonda kökten bir değişim olacak. Sezon boyunca karakterler hakkında yeni bilgiler öğreneceğiz ve hiçbir bölümde hayal kırıklığına uğramayacağız. Çünkü her bölümde farklı şeyler olacak. Zaten 5. sezonun ilk 2 bölümünü izledik ve ikisi de harikaydı. Yani ben Ezra Bey size bunda katılıyorum ve bence 5. sezonda hiçbir bölümden şikayet etmeyeceğiz. Sadece ve sadece Kıvamilerin seçimi bölümünden. Çünkü onun da bokunu çıkardılar. Ve bu konuda da katılıyorum ki karakterler hakkında bize daha fazla bilgi vermeliler. Bunun olacağı zaten onaylandı. Mesela Felix hakkında daha fazla bilgiye sahip olmalıyız. Layla hakkında da. Çünkü artık bunlar önemli karakterler. Bayan Tsurigi'nin logosu bile artık jenerikte olduğu için onun hakkında daha fazla bilgi sahibi olmalıyız. Hatta Emily hakkında bile daha fazla bilgi sahibi olmalıyız. Hatta Suha hakkında bile. 5. sezonda Natalie ve Gabriel arasında değişen ilişkiye şahit olacağız. Zaten şahit olduk oğlum. Yani çok garip. Artık Natalie ile Gabriel yollarını ayırdılar bundan sonra nasıl birlikte çalışacaklar veya neler yapacaklar cidden yönetmenler burada nasıl bir plan yapmışlar bunu çok merak ediyorum ben. Edrinet şipinin geliştiğini göreceğiz ama bu o kadar da kolay olmayacak çünkü Layla ve Felix sorunu olacak. Hocam şunu kesinleştirelim ki Edrinet'in gelişmemesindeki en büyük sorun Marinette. Layla ve Felix falan palabra oğlum bunları geçin. MeriNet oğlum en büyük engel Marinette işte. Ha tamam diyelim Layla birazcık şey yapıyor. Peki Felix ne alaka? Yeniden Adrian'ın kılığına girip gidip MeriNet'e gel sevgili olalım falan mı diyecek? 4. sezonda bunu zaten yaptınız. 5. sezonlara tekrarlanması bence pek hoş olmaz. Ezra Bey size göre Adrian'ın bir his canavarı olduğunu söyleyen herhangi bir diyalog kaydedilmemiştir. Evet Adrian his canavarı Felix de his canavarı diyen arkadaşlar. Evet biliyorum çok fazla kanıt var ama güvenilir bir kaynaktan Adrian his canavarıdır. Mesajı gelmeden kimse bunu çıkıp onaylayamaz. Adrian his canavarıdır konusuna da pek girişmeyin derim çünkü baya bir karmaşık. Uyanış filminin sürekli ertelenmesinin sebebi ise her dilde dublajların bitirilmeye çalışması. Ayrıca filmde animasyon ve müzikler çok iyi olacak. Evet bu da başka bir bahane. Yani her dilde dublajların bitirilmesine çalışıyorsunuz da. Yani sen çalışmıyorsun. Bunu diğer ülkelerin dublaj şeyleri falan çalışıyor. Evet biliyoruz. Animasyon ve müzik çok iyi olacak. Abi bak bunu defalarca söylediniz. Zaten yüzümüze kafamıza kafamıza vurdunuz. Anladık iyi. Oğlum benim gibi sakin bir insana nasıl böyle bağırdınız? Neyse <laughs> diğer şeye geçelim. Şimdi soracaksınız ki bu ne? Bakın bu normal bir resim değil. Bu bir cevher, mucizenin 5 yıl sonraki planları. Evet 5 yıl hiç de az bir süreç değil. Belki de 5 yıl içerisinde çoğunuz derslerinize asılacak. Üniversite hayatına atılabilirsiniz. Belki de genç yaşta iş hayatına atılabilirsiniz. Bunu kimse bilemez. Ne olacağını kimse tahmin edemez. Ama size şunu emin olarak söylüyorum ki artık mucize ilk 4 sezonda izlediğiniz gibi bir çizgi dizi değil. Tabi izleyip izlemeyeceğiniz size kalmış tamamen. Ama bana kalırsa izleyin derim. İşte Abi benim Disney Plus'ım falan yok. Ben nasıl izleyeceğim? Falan filan demeyin lütfen. Çünkü siz istediğinizde ben mi link vermedim yani? Bir sürü Google'da internet sitelerinde bulabilirsiniz. Hatta belki arasanız YouTube'da bile vardır aradığınız bölümler. Neyse artık şimdi ise Mucize'nin 5 yıllık planına bir göz gezdirelim. 2022 yılı. Mucize Uğur Böceği'nde Kara Kedi 5. sezon ve Uyanış filmi. Evet, Mucize Uyanış filmi bu yıl mutlaka vizyona girecek. Yani bu onaylanmış bir şey kesinlikle. 2023 yılı Mucize Tek Gecelik Görev Dünyanın Etrafında. Tek Gecelik Görev özel bölümünde ne olacağı veya nasıl şeyler olacağı işte daha önce açıklanmadı bize. Sadece bunun adını biliyoruz. Spoiler'lar geldiğinde paylaşacağım. 2024 yılı Mucize Urbece'de Karakedi 6. Sezon Mucize Ghost Force Özel Bölümü Ben kesinlikle Ghost Force Özel Bölümü yapmalarına karşıyım tamam mı? Çünkü Ghost Force'a bir göz gezdirdim ve bu olmamalı bence Kesinlikle ben buna karşıyım 2025 Yılı Mucize Uğur Böceği de Kara Kedi 7. sezon. Mucize, Mucizevi Rio özel bölümü. Brezilya'da geçecek. Mucize Uğur Böceği de Kara Kedi 2. film. Evet, Uyanış filminin devamı gelecek yani. 2026 yılı ise 8. sezon. Evet, artık Mucize 7 sezonla sıfırlanmıyor. 8. sezon olacağı onaylandı. Ve iyi bir senaryo izleyeceğimizi umut ediyorum ve de inanıyorum. Evet, yeni haberler ve video buraya kadardı. Videoyu beğendiyseniz eğer like atmayı ve kanalımıza abone olmayı kesinlikle ama kesinlikle unutmayın. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay. Hadi eyvallah.